Bir şehir çok farklılığı birlikte barındırırsa medeniyet şehri olur. Antep de öyle bir yerdir yani. Hadi selam aleyküm. Kopya el işi, el ürünü yapan kişiler gece saat 2'ye kadar buradalar. Can. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen burada ne işin var ya? Esnafında 200'ler alıyoruz yani. Buraya dağıtıyoruz. Hem esnaf kalkınıyor, hem çocuk adamlar iftar ediyorlar, vatandaş. İftarda esnaftan dürümü alıp halka dağıtıyor. Sahurdaki program da burada mı yapılıyor? Evet, tabii aynı burada. Mekan. Aynı. Selamlar Ekim. Hocam, merhaba. Selam. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Elhamdülillah, sefa geldiniz. Benim memleketime sen hoş geldin. Allah razı olsun, hoş bulduk. Zafer Hocam, merhaba, nasılsınız? Merhaba. Zafer Hoca'yı tanıdım. Evet, sanki hatırlayacak gibi. Öyle yani. Mi? Dini bir kişiliksiniz. Benimle hukukunu hiç anlatır mısın? Benimle hukukunu hiç anlattın mı? Bahsetti ama detaylarına vakıf değilim. Yiğit nerede? Yiğit. Yiğit, hocam merhaba Yiğit de. Ya, sizin Yiğit Börek'ten çekilmiş fotoğrafınız var Yiğit'le beraber. Şeyde. Hocam, şeyde hatırlarsanız çok şaşırdım hocam. Mimar Sinan Cevap'ı. Gördün mü Yiğit? Mimar Sinan. Valla hatırlıyor, gördün mü? Fatma Hanım geliyor. Selamun aleyküm. Ramazan mübarek olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz hiç bana gelmiyorsunuz. Sen nasılsın? Ramazan Bey geldi. Nasılsınız efendim? Ne var, iyi hocam? İyisiniz. Sağ olun. Allah iyilik versin. 15 günden beri burada. Şimdi aileyi getireceğiz. Dayanma testinden geçiriyoruz. Ramazan'ı bırakmayın. Doğru. Yani merkezi bura olsun. Acayip bir şey oldu. İstanbul'da çok. Nereden geldiğimi bile unutma aşamasındayım. Şu anda tam buradayım. Gözümü açtım, kendim burada gördüm. Sanki burada başlamış hikayem gibi. Yani işte burada 9 kebapçının arasında falan evet, filan. Evet. Onu yayında söyledim ya. Yani. Söyledin işte. 9 mangal yanıyor. Ben buradan sağ salim çıkarsam. Daha ölmedim. Bu proje nasıl çıktı, nasıl başladınız, ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii Ramazan çok özel bir ay, hakkını vermek istedik. Bu gönüllü kuruluşlarımız, Muzaffer Hoca ve Ömer Bey hakikaten bu konuda ciddi bir altyapı oluşturdu. En önemlisi Bekir Bey'in bunu kabul edip buraya gelmesi, bir ay burada kalmasıydı. O geldikten sonra onun ismi üzerinde büyük bir çekim gücü var. Hakikaten büyük bir memnuniyet var, büyük de bir network'ü var. Sırf onun hatırı için buraya gelip, bu programa katılan hocalarımız, alimlerimiz var. Bundan doğru bir metodolojiyle, doğru insanlarla, doğru formatta yapınca acayip bir başarı oldu. Hem YouTube'dan hem şehirde birebir gelip gelen misafirlerimizle sohbet etmek, dinlemek, onlarla bir araya gelmek istiyorlar. Biz de bundan dolayı hakikaten çok memnunuz. Bu konudaki fedakarlığından dolayı Bekir Bey'e, bütün takımına, ekibe, kendi ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bütün Ramazan'ın ana merkez programı oldu. Bunu herkesim söylüyor, herkes çok ciddi takip ediyor. Biz de bundan çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. Demin Mehmet Görmez Hocam da söyledi. Adeta Gaziantep'in merkezini değiştirmiş Fatma Hanım dedi. Merkezi başka bir yere taşımış. Aslında merkez buraydı. Yine de merkeze döndük. Merkeze döndük. Önümüzdeki senelerde de böyle projeler olacak mı? Bekir Bey geldiği sürece devam. Aslında bizi ibadet eden, bizi ahlaka götüren birer.
gelen bir sinir. Ve tabii ki evet. O sinirin ne olduğunu inşallah iftardan sonra hocamız daha dinleyelim. Uzaklaştığın zaman en çok nesini özlüyorsun? Annemin, babamın kabrini özlüyorum. Bir de benim hocam burada metfon. Onları özlüyorum. Arkadaşlarım var, çok güzel arkadaşlarım var. Onları özlüyorum. Onlarla eski muhabbeti özlüyorum. Mehmet Görmez hocam bir kere Gaziantep'li olması hasebiyle buradanın havasına, atmosferine, manevi iklimine hepimizden daha fazla hakim. O yüzden insan soru sorarken de zorlanıyor. Hani ben desem ki Gaziantep'i nasıl buldunuz? Adam şey yapabilir yani, öyle bir şey söyler ki bu sefer ben yabancı kalırım. Böyle olunca da insan ne soracağını da şaşırıyor açıkçası. Zorlanıyorum yani ama bunu önemli buluyorum. Bu zorlandığımız konuklar, misafirler hakikaten çok hikmetli şeyler söylüyorlar. Bu çok kıymetli. Yoksa hani ilk cümleden ne diyeceğini, ikinci cümlede ne diyeceğini öngörebildiğiniz konuk zaten hani üç aşağı beş yukarı biz de anlatırız bir benzerini. O yüzden Mehmet Görmez gibi hocalarımın ifadeleri, düşünceleri hakikaten kıymetli. İftarımızı yaptık. Şimdi TV Net yayını için sette hazırız. Siz de dua edin bize.